Şu an, evet, şu an Siren Kayalıklarına vardık. Deniz çok dalgalı. Sallana sallana gidiyoruz şu an. Efendim merhabalar Sezgin, ben yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yıllardır hem iş arkadaşım hem de yakın dostum Ozan'ı tanıştıracağım. Ozan kayak yapıyor, surf eğitmenliği yapıyor, bisiklete biniyor, dalış yapıyor, kamp yapıyor. Kısacası tam bir outdoor insanı. Şu an ben İzmir Üçkuyular İskele'den arabalı feribota bindim, Bostanlı'ya geçiyorum. Bostanlı'dan Foça'ya Ozan'ın yanına gideceğiz. Ozan'ın katamaranı var. Bugün katamaran denize çıkabilir hale getireceğiz. Eğer havada izin verirse katamaranla denize açılmayı planlıyoruz. Yıllardır zaten beni Foça'ya davet ediyordu ancak ben bir türlü fırsat yaratıp gidememiştim. Sonunda o fırsatı yarattım ve Foça'ya gidiyoruz. Bakalım Foça'da bizi neler bekliyor olacak. Şu an eski Foça'ya geldim sonunda. Ozan'la şimdi burada buluşacağız. Katamaranın bazı malzemelerini getirdi diye biliyorum arabasıyla o. Onları indirip plaja, sahile götüreceğiz. Katamaranı kuracağımız yere. Ozan. Ozan selam. Selam Sezgin'cim. Merhaba. Merhaba. Evet, sen getirmişsin zaten bayağı bir şeyi. Getirdim malzemeleri. Şimdi görüldüğü gibi şu an Bayağı bir doldurmuşsun evet. Arabayı. Bunları plaja taşıyacağız. Şimdi yavaş yavaş indirmeye başlayacağız. Önce malzemelerimizi indirelim. Bu arada ben indirirken neyin ne olduğunu kısaca anlatmış olurum. İki tane büyük, birin kılıflı, diğeri açık şeyimiz var herhalde orada. Şu kılıflı olanın içinde yelkenimiz var. Tamam. Diğer alüminyum parçamız uzun olan o bizim römorkumuz oluyor. Hı hı. Katamaranı onun üstüne koyup suya mı indiriyoruz? Suya o şekilde indiriyoruz. İşte gerekli elbiselerimiz, ekipmanlarımız burada. Artık başlayalım. Başlayalım. Benim için de gerçekten çok güzel bir deneyim olacak. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Bakalım bizi neler bekleyecek plajda. Hadi o zaman plaja gidelim, indirelim. Sonunda plaja malzemelerimizi taşıdık. Şimdi katamaranı Ozan gösterecek bize. Bütün bir kış burada durdu. Sahilde bu şekilde bırakıyoruz. Bu sadece direkt kurulu vaziyette bırakıyorum. Bu tabi komple demonte olabiliyor. Bütün parçalar şuradan itibaren ayrılıyor. Hı hı. Şuradan ayrılıyor. Tek parça, iki parça bu şekilde. Direği de indiriyoruz. Normalde sakladığımız şekil bu. Ama burada güvenli bulduğum için yeri, kışın sadece ortada trambolin dediğimiz parça, işte birazdan kurarken göreceğiz, şuradaki parça, bunu söküyorum, makaraları, dümen palası takarken göreceğiz, bunları söküyorum, bütün kış bu şekilde duruyor. Şimdi biz herhalde ilk olarak Ozan bunu buradan şuraya geniş bir alana çıkararak başlayacağız. Rahat çalışabilmemiz için burada yeterli alan yok. Hı-hı. Rahat çalışabilmemiz için bunu birazcık öne alacağız. Ondan sonra çalışmaya başlayacağız. Kurulumu zaten birlikte göreceğiz. Bunu kaldırabileceğiz değil mi Ozan? İki kişi kaldırırız birazcık bunu. Sürteceğiz. Zaten kaldıramıyoruz. Yani tamam. Çok hafif. Sürükleyerek. 4,5 metre boyu var. Katamarandan da kısaca şöyle bahsedeyim. Katamaranın bildiğim kadarıyla tarihçesinde de şöyle bir durum var. Pasifik'te Polonezyalılar ilk üretmiş. Şöyle oluyor. Onların belki biliyorsunuzdur kanoları var ince uzun. Hı hı. Kürekle işte bütün tamam. Pasifik'te okyanusta adaları o şekilde dolaşıyorlar. Hı. Ve onu daha dengeli yapabilmek için yanına bir parça daha koymuşlardır. Halen daha onu yaparlar. Yan tarafta bir parçası var.
O şekilde kürek çekiyorlar. Sonra ona direk ve yelken ekleyerek günümüzün katamaranları. Tabii. Bu sportif bir katamaran. Bunları hepsini anlatırız zaten. Aynen. Eğer denize de açılabilirse, evet, hava müsaade ederse detaylı bir şekilde. Aynen. Ozan katamaranın markasından, modelinden, aynen, hepsinden bahsedecek. Ozan şimdi ben kamerayı şöyle bir yere bağlayayım beraber. Aynen. Değil mi? Onu alalım şu açık alana. Şimdi şu anda şeyi hazırlayalım. Evet, ben ne yapalım? Girsin için. İçeri mi gireyim ben de? Trambolin iki taraftan, burada raylarımız var. Raylardan içeri sokacağız. Önü arkası bir bakayım. Şöyle. Evet, bu buranın. Şöyle sevgili. Ben ne tarafa geçeyim? Şunu sokup yürüteceksin bunun için. Tamam. Şöyle. Bunu yürüt. Ben de diğer tarafa bir yürüteyim hemen oğlum. Bunu aslında şöyle yapsak o da işte daha güzel olur. Tabii. Bak şöyle. Şu yay bir şey olmaz değil mi o da? Kırılacak şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Biraz daha kesin olalım değil mi? Yok yok, tamam. İyi mi? İki taraf hazır. İki tarafın rayları hazır. Sadece şu ön raya, bunu buradan raydan takacağız. Bu şekilde. Sonra arkadaki parçayı buradan takacağız. Ondan sonra ortadan iple deliklerinden öreceğiz. Öreceğiz, tamam. Birleştirmiş olacağız. Öne atıyoruz, kaplıyoruz. Ben şimdi şuradan şuraya sezgini. İçeyim mi? İçeri gireyim, tamam. İşte bu en can sıkıcı kısmı burası. Bunu eşit böyle götürmemiz lazım. Tamam. Uyuyor, sıkıntı yaratıyor bize. Ben şimdi bir ucunu takayım şunu. Ben bir yere takacak mıyım? Takma. Tabii işte raya götüreceksin. Bir bakar mısın? Şurada. İçeri gelsen daha iyi olur. İçeri mi gireyim? Daha rahat görürsün. Geldim. Şuraya. Bunu buradan yürütme. Tabii kuruduğu için bu esnek bir malzeme. Şimdi tak, ben bu arkayı sonra takayım. Oradan tamam, ben taktım. Biraz daha git. Bu daha fazla gitmiyor zaten. Ben de şöyle çekeyim mi bunu o zaman? Şimdi bizim en büyük sıkıntımız... Gel işte istersen böyle biraz daha sesin gelsin. Şöyle anlatayım. Yakından. Bizim katamaran kurulumundaki en büyük sıkıntımız bunu iki taraftan eşit şekilde, hı, götürebilmek. Çok gergin, kuru olduğu için problem olabiliyor. Evet, çok şey bir malzeme. Olmadı suya mı atsak diyeceğim ama bir denenebilir. Bir deneyelim bakalım. Olmazsa ıslatalım. Şimdi birlikte minik minik. Ben o yüzden şunu aldım. Bu arada katamaranı ben bir indireyim. Oynatırken. Öyle mi? Tamam. Daha rahat olur. İlerlemiyor. En büyük derdimiz. Bak şurada ip de şöyle bir düşmüş ya, o zaman ipi mi düzeltsek bir? Bir dakika çıkarıp. Bak şu ip böyle dolanmış gibi de. Halledeceğiz. Bir dakika. Sonunda trambolin dediğim Ozan, trambolinin yarısını taktık. Parçası. Şöyle dümdüz oldu, gayet de gergin.
Şimdi sonra diğer parçayı iple buraya. De buraları bağlayacağız. Ve İplik işimizin yüzde kaçı bitmiş olacak? Vallahi %50'si denilebilir zorluk olarak. Zorluk olarak. Kolay. İçindeki yelkeni şöyle bir gösterelim. Zor kısmını bitirdik. Trambolini bağladık ama daha herhalde Ozan iplerini... Şu anda trambolinin işte şu raylara takılması, şuraya birebir sıfır yanaşması, sıkıştırılması zor. Bütün bizi terleten, bu sıcakta yoran da bu. İlk kısımdan buraya takıyoruz. Sonra iki taraftan bu şekilde hareket edip takıyoruz. Bu tabii modeline göre değişiyor. Her modelde farklı. Kimi modeller direkt burada şu parçayı takıyor. Hobbycat dediğimiz, bu Topcat diye bir marka. Model model teknikleri değişiyor. Şimdi orta kısmı sonra yapacağız. Şimdi hangi aşamaya yapıyorum. Geçiyoruz? Trambolini bitirdik. Şimdi İkinci aşamamız ne? Dümenleri takacağız. Hatta üçüncü aşama diyebiliriz. İlk aşama olarak buraya çıkardık. Trambolini taktık. Aynen. Şimdi dümenleri takacağız. Dümenlerimiz şu şekilde. Şu arkada kolumuz var. İki tarafa da bunları bu şekilde. Bu tarafın. Burada bekleteyim. Bu tarafı önce takayım. Önce şuradaki parçayı çıkarıyorum. Şunu. Pardon. Şuradan. Bunu niye çıkardığımı az sonra göstereceğim. Bu çok önemli bir parça. Şöyle dursun. Çünkü içinden şunu çıkartıyorum. Bunu şuradaki raya oturtuyorum. Şuradan üstünden geçireceğim. Şuradan mı? Evet. Tamam. Bunu bu şekilde sabitliyoruz. Alttan da aşağıya kadar indiriyoruz. Alttan da geçiyor. Kapatıyoruz. Sonra şu parçayı, az önce açtığımız parçayı, buradan kilit mekanizması oluyor. Şuradan kilitlemiş oluyoruz. Şu anda kilitlenmiş durumda. Daha sonra bu da yekemiz. Yeke mi bunun adı? Dümen, evet. Bunu içine oturtuyoruz. Bunu buraya takacağım ama bunu buraya takmadan önce bu şimdilik kalsın böyle. Şuradaki bir parçamız var. O çantanın içinde. Tamam. Onu göstereyim. İkinci dümeni de taktık. Yekesini taktık. Şimdi sıra. Sırada ne var Ozan? Katamaran olduğu için normal teknelerde bir tane var bunlardan. Tek gövde. Hani biz bunları anlatım tanım olarak tek gövdeli, çift gövdeli. Hatta trimaran var. Üç gövdeli diye de geçiyor. Şimdi burada ikisini kontrol edebilmek için tek hareketle buradan bunu takıyoruz. Tabi bu teknenin üreticinin modeline göre, markaya göre dizayn ve teknikleri değişiyor. Bu şimdi ikisi birlikte hareket edebiliyor böyle. Bunu da buradan kaldırıyorum. Şuraya takıyoruz. Aynı şekilde buradan. Tabi bu lastikler çok eskidi. Özelliğini kaybetti. Ben artık yeni lastik bulamadığım için düğümledim. Tabii şu an sadece bunu tutsun diye takılıyor. Bir de bu dümen palası çıkmasın diye. Aynı zamanda biz şuradan, şurada lastiklerimizle şöyle sıkıştırıyoruz. Bunu da sebebi şu. Biz şimdi seyir halindeyken bunlar suya giderken havada duruyor. Hiçbir etkisi yok. Suya çıktıktan sonra aşağıya bastırıyoruz. Su altında bizim yönümüzü etkiliyor sağa sola. Oldu ki sığlık var. Kıyıda bir problem var. Bu şekilde kalkıyor. Tak geri oturuyor. Onun için tamam. Böyle bir dizayn yapılmış. Topcat bu. Topcat'inki böyle. Alman bir firma. Şimdi şunu da şöyle takıyoruz. Şuradan çıkarttım kilidini. Bunu da şuraya takıyoruz.
bu şekilde ben teknenin bu tarafında veya bu tarafında durduğum zaman bunu bu şekilde idare etmiş oluyorum dümeni. Şimdi şu Ozan bu tek kişinin kolaylıkla idare edebileceği kesinlikle. Bir. Kesinlikle. Tek kişi tamam. Rahatça kullanır. Şimdi şu makara yerimizi de hazırlayalım. Buraya ana yelken makarası takılacak. Yelkenimiz de burada bu arada. Ana yelken dememin sebebi her teknede bir ana yelken vardır. Bir de yardımcı yelkenler vardır. İşte öndeki de bizim sarma furling'de sardığımız flok yelken olur. Bunu birazdan bağlayacağız. Şimdi flok yelkenini bağlayalım. Şu lastiği takmadık, onu da hemen takalım. Şuradan bunu geriyoruz. Buraya yerlerini oturtuyoruz. Bu şekilde hazır. Şimdi flok dediğimiz küçük ikinci yelkenimizi takacağız. Bunun için önce mandar diye kullanıyoruz. Ana yelken ve flok yelkeni mandarı. Bu şu demek. Kullandığımız iple, mandar ipi yani. Bu iple yelkenimizi kurabiliyoruz. Direğe çekiyoruz. Balon yelken de vardır mesela. Bu teknede şu an takılı değil ama bağlanabiliyor. Teknenin rüzgara göre seyir hareketlerine göre yelken çeşitleri var. Bu şu anda balon yelken yok. Hı hı. Balon yelken genelde rüzgarı tam arkadan aldığımız seyirlerde, pupa dediğimiz seyirde ve geniş apaz dediğimiz hafif arka çaprazdan aldığımız seyirlerde kullanırız. Tamam. Bu iki yelken rüzgar sert olduğunda küçültmek için birini kapatabiliriz. Bu gibi teknikler tamam. için kullanılır. Ayrıca tramola dediğimizde bir dönüş tekniği var. Bu flok yelken, küçük yelken o tramola dönüşünü kolaylaştırıyor bize. İpini hazırladım. Bu şekilde açtım. Şimdi buradan flok yelkeninin ucunu önce şuradan geçiriyorum. Şuraya takıyorum. Şuradan kilit mekanizması var. Şu şekilde kilidini takıyorum. Tabii bu malzemelerin hepsi krom özel. İşte küflenmemesi için bunlar denizcilikte olmazsa olmaz. Herhangi bir malzeme kullanamayız. Birazcık sıkıştırdım. Sonra bakın yukarıda da bir makara var. Görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde ben şimdi flok yelkenini yukarıya takmaya başlayacağım. Bu fermuarın ucu kırıldı gerçi ama şunu şuradan geçiriyorum. Şuraya içinden geçiriyorum. Bu oksitlenmiş, biraz sıkışmış. Neyse ki şimdi hallettik. Hareket etmeye başladı. Evet. Şimdi buradan çekiyorum. Bakın yelken yukarıya doğru çıkacak. Buradan da fermuarıyla ucu vardı işte eskidiği için kırılmış. Bu şekilde. Şimdi burada diğer önemli olan bir konu da şu. Şimdi rüzgar tam şu an size göre benim yüzüme doğru esiyor. Rüzgar bu şekilde estiği zaman biz hep tekneyi rüzgara doğru çevirmemiz lazım. Bakın ister istemez yana dönüyor. Bunu şu an için önemsemedim. Çünkü flok yelken çok büyük bir yelken değil ama ana yelkeni bu şekilde takamayız. Tamam. Tekneyi mecbur rüzgara çevireceğim. Yani bakın denize bakın, dalgalardan belli oluyor. Bu şekilde bir akış var. Yani rüzgar side shore yani kenardan bu taraftan esiyor. Kuzey rüzgarı şu anda esiyor. Bu şekilde geliyor. Dolayısıyla tekneyi ana yelkeni takarken tekneyi çevireceğiz. Tamam. Bunu da daha kolay yaparız ama ben şimdi önemsemiyorum. Yelken alanı küçük olduğu için bize çok mani değil. Evet şimdi herhalde. Şurada bitti mi? Parçasını takıyoruz. Buradan da çekiyorum. Bunu gelmeye başlıyorum. Burada daha sonra sabitleyeceğim. Gererek sabitledikten sonra saracağım tekrar. Şu anda flok yelkenini taktık. Flok yelkenini bağlayacağımız makaralarını takıyorum ve onu kontrol edeceğimiz ıskoto ipini bağlıyoruz.
Katamaranın sonunda suya indirdik. Şimdi ne yapıyoruz Ozan? Şimdi ana yelkenimizi kuracağız. Bunun için şuradan önce hemen göstereyim. Hızlı yapmam lazım. Şu ana yelken mandarını, nasıl flok yelkeninin ipini açtık. Bu da ana yelken mandarımız. Bu ana yelkenin ucuna bağlıyorum. Sonra bu aşağıdan makara sistemiyle çekeceğim onu. Yukarıya kaldırmış olacağız. Burada hiçbir karışıklık yok. Şunu şöyle kapatayım. Evet. Şimdi bu ana yelkenin ucunu buraya şuradan takıyorum. Şuradan şöyle geçiriyorum. Bu da ana yelkenin mandarı. Yani teknik ismi olarak ana yelkeni kaldırma ipi, yani yuvaya kurma. Şuradan da şunu sıkılaştırıyorum. Sonra bunu kapatalım. Bir daha pek ihtiyacımız olmayacak. Şimdi benim yapmam gereken bir şey var mı? Şu an için yok. Şuradan ipi alıyorum. Önce trambolin gibi, bunun da bir rayı var. Böyle. Önce birazcık bu halı gibi sarılı vaziyette, rulo halinde. Önce şuradan ucunu takıyorum. Sonra bakın makara yukarıda. Buradan ipi çekerek bunu içeriye sürmeye başlıyorum. Tabii önemli olan şuydu, bayrak gibi sallanması için ve rüzgarın şiddetinin binmemesi için, baskısının binmemesi için tekneyi rüzgara çevirdik. Sahilde tam ters pozisyondaydık. Bunu yavaş yavaş şimdi şuradan çekiyorum. Bu da buradan çevirerek aldırmaya başlıyoruz. Yukarıda sizin hatırlarsın, bir tane kanca vardı direğin, evet, ucunda. Doğru. Sana göstermiştim. Evet, evet. Siyah bant vardı hatta. Siyah bantın olduğu yerde bir kanca var. Bu yelkenin ucunda da bir kanca var. Tamam. Onu ona geçirmeye çalışacağım. Bir zor trik kısmı bu. Tekneyi hareket ettirerek onu oraya tutturmaya çalışacağım. Ozan 58 rakamını görüyorum yelkende. Onun bir anlamı bizim var mı? Şimdi o üretici firmanın, işte araçta nasıl motor numarası, şase numarası var. O şekilde. Her yelkende farklı bir numara var. Aynen. Ama tabii yarışa kayıtlı, federasyona, yelken federasyonuna kayıtlı ve sporcu, yarışçıysanız onun tabii sizin kendinize, şahsınıza ait numarası da oluyor. O da tur diye başlıyor. Yani Türkiye tur. Bütün yelkenlerde tur 115, işte 16, 1000 kaçsa falan, bu şekilde kayıtlı yelken numaralı. Uluslararası. Şimdi olimpiyatlar da yakın. Birçok arkadaşım onlara da hazırlık yapıyor Tokyo'da. Burada en önemli olan şey, yukarıdaki kanca görünüyor mu bilmiyorum, şu an sallanıyor bakın. O kanca, yelkenin ucundaki kancayı yakalaması lazım. Tamam, sen birkaç buradan kere oynayacağız, görebilecek bunu. Misin takıp takmadığını? Böyle denemelerde, evet, bulunup kancayı gördüm. Şu an takılıp takılmadığını deneyeceğiz. Yukarı kaldırıp indirip birkaç hamlede. Ha, aşağı çektiğinde şu an bakın takıldı. Bakın. Evet. Çekiyorum, gelmiyor. Kanca tuttu onu. Şimdi buradan asılmıştım. Şuradan ana yelken mandarını boşuna alıyorum. Dışarıya çıkartıyorum. Yani şuradan çekmiştim. Tabii denizciler hep düzenli olması lazım. Çaparız deriz. Herhangi bir boşta ip herhangi bir şeye takılmasın. Yani tamam. Hiçbir şeye engel olmasın. Hiçbir şey ayağımız takılmasın, çünkü çok tehlikeli sonuçlar olabilir. Zaten o can yeleklerimizde o yüzden suya açılmadan aynen önce can yeleklerimizi de giydik. Yani. Güneş kremlerimizi de sürdük. Soul.
Tren kayalıklarına doğru. Deneyeceğiz. Yarımız biraz az olabilir. Gitmeyi deneyeceğiz. Bakalım duruma göre. Şöyle bu tarafta şu an gösterdiğim evet, uçta. O burunun arkası. Değil mi? Şuraya oraya gideceğiz. Arkası. Gerçekten hem çok heyecanlı hem de benim için çok değişik bir deneyim oluyor. Ozan gerçekten çok teşekkür ederim. Ozan'ın sayesinde. Ben teşekkür ederim. Ya sen olmasan böyle bir deneyimi yaşayamazdım ben. Çok güzel bir deneyim oldu. Ama videonun başında da söylediğim gibi Ozan beni ilk değil yani. Hani şöyle bir şey düşünebilirsiniz belki. Hani geldik buraya Ozan davet etti video çekelim diye değil. Ozan'la biz 10 yıldan fazla süredir beraber çalışıyoruz. Hem de dostuz. Yıllardır hep beni davet eder. Gel 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 gel. Ben bir türlü gelememiştim. Fırsatı yaratamamıştım. Şöyle suyu alalım. Sonunda o fırsatı yarattım, gelebildim. Bunu da kaydedelim istedik. Hakikaten çok güzel bir deneyim oluyor. Çok teşekkür ederim bir kez daha Ozan ya. Sağ ben olasın. Ben teşekkür ederim. Sen olmasan olmazdı. Çok sağ ol. Benim bu poçaya bu arada ikinci gelişim. Poçanın bilmediğim yerlerine, plajlarına, koylarına getirdi Ozan. Buraya doğru bu hanedan otelinin plajına gelirken çok rüzgar vardı. Ben korkmuştum. Şu an bakın göstereyim. Bu şekilde ilerliyor katamaran. Herhangi bir tehlike yok. Korkacak bir şey yok. Şu an hava daha da sakinledi. Açıldı. Böyle yavaş yavaş denizde ilerliyoruz. Ozan sörf eğitmenliği de yapıyor. Onun iletişim bilgilerini de bırakırım videonun açıklamalar kısmına. Arzu edersiniz. Ulaşırsınız Ozan'a. Şu anda başladı biraz. Evet, rüzgar başladı. Aslında şöyle yapacağız. Planımız şu değil mi? Tren kayalıklarına gidebilirsek gideceğiz. Yani evet. Hava buna müsaade ederse gideceğiz. Müsaade etmezse Orak Adası'na mı gidecektik? Evet. Orak Adası'na gidip zaten oradan dönüş Orak yapacağız. Orak Adası aynı. Yani Siren Kayalıkları'nın arkası oluyor. Orak Adası'nın arkası Siren Kayalıkları oluyor. Ha, tamam. Yani tamamen aynı havanın yani. Durumuna sadece göre. Ada çok büyük olduğu için onun arkasına gitmemiz gerekiyor. Şu an işte havanın durumuna göre. Ama rüzgarımız şu an arttı. Güzel. Seyrimiz bakacağız. Güzel. Biraz daha. Şöyle. Tabii şurayı da kayar alabilirsin. Şöyle bakın. Hızımız da bir miktar arttı. Şöyle yelkenimiz rüzgarla doldu. Ne diyorlardı o zaman? Kupa yelken mi diyorlardı? Şu anda Orsa seyrindeyim. Orsa seyrindeymişti şu an. Rüzgar üstüne doğru 35 derecelere yakın. 40 derecelere yakın bir seyir halindeyiz. Şu an biz anladığım kadarıyla direkt o kayalıklara değil de şeye gidiyoruz. Zikzaklarla yani karşı kıyıya. Gidemeyeceğimiz için önce bu şekilde sonra rüzgar üstü dönüş yapıp tramola diyoruz biz o dönüşü. Onu yaptıktan sonra tramola dönüşünü yaptıktan sonra benim tahminim 3-4 tramolayla yükselip Siren Kayalıklarının arkasına varmış olacağız. Bu arada şöyle şunu da göstereyim. Bu trambolinin üzerinde bu şekilde ben ayağımı geçirdim. Böyle ayağınızı geçirebilmeniz için şeyler var. Güvenlik önlemi. Oturduğumuz yer buralar. Bu uçlara oturuyoruz. Ayağımızı da buraya soktuğumuzda bir güvenlik önlemi olarak hani düşmeye vesaire önlemek amacıyla ayak sokmak için böyle yerler de yapmışlar. Evet gayet güzel. Yavaş yavaş Foça'nın denizinde, Foça'nın serin sularında ilerliyoruz.
Evet. Şu an Siren Kayalıklarına vardık. Deniz çok dalgalı. Sallana sallana gidiyoruz şu an. Az önce biraz midem bulandı çünkü çok sallandı. Sonunda başladığımız noktaya ulaştık. Buradan böyle çıkıp karşı adanın etrafından Siren Kayalıklarını oradan dolaşıp tekrar başladığımız noktaya geldik. Son bölümler benim için çok kötü geçti. Deniz tuttu, midem bulandı. Kusmadım ama kusmaya ramak kaldı. Yeni yeni kendime geliyorum. Bayağı bir deniz çarptı beni. Çok kötü etkiledi. Bir taraftan da bütün gün sıcağın altında olunca şu an acayip yorgun hissediyorum kendimi. Ozan şimdi burada katamaranı toplayacak. Daha sonra eşyalarımızı toplayıp buradan ayrılacağız. Umarım sizler için de keyifli, güzel bir yolculuk olmuştur. Elimden geldiğince bu keyifli yolculuğu, son anları benim için sıkıntılı geçen ama bir o kadar da keyifli yolculuğu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Başka hikayelerde, başka yolculuklarda tekrar görüşmek üzere. Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın.